Selam, nasılsın? Çeyizimle geldim. Uzun zamandır böyle bir alışveriş yapmamıştım. Yani hemen ürünleri göstereyim mi? Bunları bu boş yüzde deneyeceğiz, renklendireceğiz yüzümü. Koren'den biraz böyle bir çeyizlik neredeyse alışveriş yaptım. Renkli kozmetik alışverişim oldu. Ve jelatinleri söküp ellemedim, dokunmadım. Yani hissiyatlarını bile bilmiyorum. 7 çeşit ürün deneyeceğiz. İşte güneş kremi var ama hafif kapatıyor özellikle. Allık var, dudak ürünleri var, bilmem ne bilmem ne bir tane. Göz paleti aldım. Bakalım neler olacak? Renkleri buradan görmeni istiyorum. Ben de ilk kez deneyimliyor olacağım. Çıldıracak mıyız? Bu ürünler bizi çıldırtacak mı? Göreceğiz. Benim şu an yüzümde hiçbir şey yok. Bir güneş kremi bile yok. Çünkü bunun güneş kremi özelliği var diye biliyorum. SPF 38 demiş, PA++ vesaire. Ben bunun 1,5 rengini aldım. Ya yani o kadar böyle aşerdim ki artık olur mu olmaz mı? Bu bana olur ya falan dedim. Şimdi göreceğiz. Bu arada tüm ürünler Emuse markasını söylemem gerekirse Emuse o kadar çok sevildi. Böyle stoklar bitti vesaire bir şeyler oldu. Ürünlerin hepsinin aşağıya bu arada linkini ve bilgisini yazıyor olacağım. Ben dedim ki ben niye geride kaldım? Geride kaldım çünkü başka ülkedeydim biliyorsun ki. O maceralarımı da mutlaka izle. Deli deli işler yaptık yine. Neyse geldik bir şekilde Ağustos'a. Ah bir dakika. Bir dakika. Ben kutu çok severim. Paketleme zaten çok severim. Ya ben böyle minimalistik dizaynlara bayılıyorum. Seviyorum kardeşim gerçekten. Bakar mısın? Bu hissiyatı seviyorum. Bakalım beraber açalım şimdi. Of 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 of. Ürün dolu dolu. Ya bu bana inşallah koyu gelmez. İnşallah koyu gelmez. Hadi bakalım deniyoruz. 7 7 7 bu ürünün rengi bana çok iyi diyerek manifestimi de yaptım. Cilde ilk dokunuş. Hadi bakalım. Nemli, parlak bitişi olmasını bekliyorum. Allah. Bu çok iyi. Şu şeyi de açabilir miyiz? Aynayı da. Oo, okay baby. Bir tık koyu mu bilmiyorum ama şimdi tabii ben denize falan girmedim. Uzun bir süre Bali'deydim ve Tayland'daydım ama böyle bir gıcıklığım tuttu. Özellikle Bali'de ben buraya girmem falan. Bu okyanusa girmem falan diye girmedim. O yüzden zaten güneşten de kendimi çok iyi koruyorum. O yüzden rengim koyulaşmış durumda değil. Şu an bana bu renk iyi oldu mu dersin? Valla bir aşağı yorumlar yaz. Ben şu an kamera gözüyle görüyorum. Bir şey diyeceğim. Bu renk bana gayet iyi oldu ya. Böyle şey ayna bebek gibi oldum. Bayağı parlıyor. Hani bu parlaklık biraz oturmasını bekleyeceğim tabii ki. Ama şu an yani yarınlarım aydınlık diye hissediyorum. Gayet güzel oldu. Bu Emuse'un Dew Jelly Vegan Cushion, pardon, 1,5 clear rengiymiş. Gün içinde ne olur yerinden oynar mı? Onu beraber görüyor olacağız ama şu an taban olarak bir taban rengi olarak oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Biz şimdi bunun üstünü renklendireceğiz çünkü çok ürün var. Allığı çok merak ediyorum. Bir an önce şu allığa dalalım. Şeftali rengi allık kadınıyım. Bilmiyorum sen böyle pembelerden yana mısın ama şu allık faslına bir geçelim. Dream Cheek demiş. Şu ürünü aldım. Peach Ten diye geçiyor. Ya öyle bir şey ki hangi renk kaldıysa bana onu verin deyip böyle çat 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 diye alışveriş ettim. Bakalım. Yani sadece jelatinleri kaldırıldı bu ürünlerin. Ay rengi tatlı ya. Hoşuma gitti. Sephora'nın ürünlerini andırdı ama. Şimdi bakalım şuradan açalım. Bunun ilginç bir aplikatörü olduğunu biliyorum. Böyle yıldızlı gibi. Yıldız uçlu gibi. Ya. Çok doğal oldu. Ben biraz daha abartacağım. Rengi tam istediğim gibi yani çok aşırı böyle cırtlak bir turuncu değil. Sade böyle bir dingin bir rengi var. Ama ben şu an kamerada daha da görünsün istediğim için birazcık daha abartacağım. Burnun ucuna da istiyorum. Dokuları çok güzel. Yayılması çok güzel. Yani anlıyorsundur. Keşke böyle bir farklı bir aplikatör bir şey kullansaymışım. Ama elimle deneyeceğim. Şu an ben biliyorum kendimi. Çünkü elimle yaparım yani bu işleri de. O yüzden bu yayılmasını görelim. Kesinlikle şeyi kaldırmıyor. Altındaki o güneş kremli cushion fondöteni kesinlikle kaldırmadı. O da bir artı. Evet şu an çok daha iyi olduğunu görüyorum. Ve senin onayını sunuyorum. Şöyle bir bak bakalım.
Benim çok hoşuma gitti. Yani şuradan şöyle de bakıyorum. Oldukça o aydınlık görüntüyü koruyoruz. Kapatmadı. Nemliliği var. Ve bir süreden sonra da sabitlenirse ve gün içinde böyle kalırsa muhteşem. Likit ürünlere ben bayılıyorum. Toz ürünlerden yani yazın özellikle bayılmıyorum. Bu çok hoşuma gitti ve rengi o kadar dengeli ki. O kadar dengeli yani. Ne böyle yanık turuncu gibi ne de böyle silik bir turuncu gibi. O yoğunluğunu kendine göre ayarladığında müthiş bir renk. Doğru bir seçim olmuş diye düşünüyorum. Ama sen düşündüğün bana bir yaz ya da şu rengi de çok güzel Arzu bak diyorsan o önerileri de kesinlikle açığım. Ürünlerimiz bitmiyor. Ürünlerimiz bitmiyor. Devam ediyoruz. Ay daha bir sürü ürün var. Bir tane büyükbaş ürüne geldik. Ben çok uzun zamandır far paleti almıyordum. Ya yani o kadar ben de artık Kylie'ler ve Anastasia Beverly Hills'ler vesaire olunca dedim ki sen alma yani bir zahmet bir dur. Ama bütün bu glitter macerasından da uzakta kaldığımı hissediyorum birazcık. O yüzden telafi etmek için böyle çılgın bir şey aldım. 9'lu inşallah kalbimizin parlaklığında yansıtacağımız bir şey olur diye düşünüyorum. Evet görüntü böyle arkadaşlar yakından da göstereyim. Renkler çok neşeli, çok koremsi biliyorum. Biz daha böyle koyu tonları vesaireleri severiz. Ama bakalım nasıl duracak. Birazcık böyle fırçayla da uygulama yapmak istiyorum. Şu renkleri özellikle merak ediyorum yani. Deneyeceğiz. Bir tatlılık ve sempatiklik yüklenmeye başladı gibi hissediyorum. Renkler çok şeker gerçekten. Ben normalde bu kadar katman katman uygulamam ama şu an renkleri görmek için yapıyorum. Biraz tozutuyor mu acaba diye bir düşündüm. Benim fırçamdan da olabilir diye elimle de uyguladım açıkçası. Ha, aşağıya dökülmedi ama biraz dikkatli uygulamak gerekebilir diye düşünüyorum. Şimdi şu daha eğlenceli olanlara geçelim istiyorum. Şunları çok merak ediyorum. Hangisi neresi acaba? Şunu deneyelim. Uf, bayılıyorum böyle işlere ya. Evet böyle sedefli renkli görünüyor. Oo. Bayağı eğlenceli görünüyormuş. Yansıyor mu bilmiyorum buraya ama şimdi diğer tarafa da deneyeceğim. Yani gözümü kapattığımda da böyle yakından gösterebilmek için böyle yaptım. Ya bu çok şey, nasıl diyeyim bu palet? Böyle heyecanlı, tatlı böyle gençlik paketi. Yani paleti diyeyim. Hoşuma gitti renkleri. Bir tık tozutuyor gibi ama böyle eğlenceli, canlı, işte renkli görünen bir makyaj yapmak için çok güzel. Ben çok fazla, çok yoğun renk kullanmıyorum. Yani günüme, saatime bağlı. Özellikle şu renkleri daha çok kullanan bir tipim. Ama eğlence olsun diye tabii ki şu aralara şunlar atılabilir. Belli bölgelere şunlar yapılabilir. Keyifli buldum. Renkler günlük kullanmaya kesinlikle çok uygun diyorum. Ve artık şu dudak faslına geçelim. Yani bazen hiç makyaj yapmadığımda sadece dudaklarla bile gidebiliyorum. Görelim istiyorum. Bir şey diyeceğim. Bu gerçek mi ya? Şunun içinden çıkan bu gerçek mi? Yani böyle bir tatlılık olabilir mi? İnanılmaz tatlı. Görelim. Çok bariz bir kokusu yok. Bakacağız şimdi. Pembiş de böyle pembemsi bir şey seçmişim. Yani şimdi oradaki şeylerden seçmek de biraz bir tık zor oluyor ama göreceğiz bakalım nasıl olacak. Ay çok tatlı. Onu çok beğendim. Tam böyle aşırı baskın rengini de vermiyor. Ya bu çok doğal bir şey. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ay. Ay yok böyle bir renk. Çok iyi. Çok çok iyi. Ben böyle ıslak, juicy renklere bayılırım. Bu burada göründüğünden bir tık daha koyulaşıyor. Onu söyleyebilirim. Ama buna ah bayıldım. Kamerada bir tık daha şeftali çıkıyor ama sanki benim gözümün gördüğü biraz daha böyle pembe yanının da oluşu. Evet ürün bu. Ben buna bayıldım. Bu muhteşem. Yapış yapış değil. Dudak rengine o kadar yakın, o kadar ara bir renk ki her şeyle kullanılabilir. Müthiş. Yani sadece mesela canım hiçbir şey istemiyor. Bir güneş kremi, bir bu. Belki max bir maskara. O kadar. Bu muhteşem bir şey. Bunların hepsinin bilgisini aşağıya yazacağım biliyorsun. Ay buna bayıldım. Ama sırada daha iki ürünümüz daha var. Onları da deneyeceğiz. Şimdi bunu siliyorum. Şimdi bunlar tint olduğu için az önceki denediğim ürün tint olduğu için birazcık şey bıraktı. Ama bu güzel bir şey. Çünkü bir şeyler yiyip içsek de demek ki hafif rengini bırakacak. Elinde iki ürün daha var. Tint çok seviyorum. Gloss ürün çok seviyorum. Ama daha çok ruj formatını. Ruj kadınıyım ya. Paketleme. Bir diğeri. Aynı seriden aldım ama bu iki rengini çok merak ediyordum. Bu da iki. Deneyelim. Şöyle bu daha böyle doğal bir ton. Daha rengini vereceğini düşünüyorum. Şu ise daha böyle ben buradayım diyen bir ton. Böyle ikisinin farkını görebiliriz. Şu açıklı olan
olanla başlayalım. Böyle glossy, sulu sulu yapsın lütfen. O tarz şeyler özellikle yazın çok çok iyi oluyor. Seçimlerimi mutlu ettiğindeki gülüşüm gerçekten. Evet, bu çok doğal. Çok güzel oldu. Şöyle defalarca kat kat uygulayabiliyorsunuz. Mesela bazı ürünlerde işte Dior'un meşhur bu dudak ürünlerini bir sürdüğünüzde böyle jilet gibi olur. Bu birazcık daha böyle katman katman uygulamaya rahat olabileceğini düşünüyorum. Sıfır tabii ki yapışıklık, böyle bir derdimiz yok. Çok konforlu. Aşırı yağlır yağlır parlaklık değil ama günlük kullanım için muhteşem. Yani bu çantaya atmalık ve böyle hani ben bir dudak şeyi yenileyim demelik müthiş bir ürün. Evet, diğeri daha böyle görseldi. Daha dudak dudak gösteriyordu. Bunda daha böyle işte hafif göz makyajı, hafif allık, hafif bu. Müthiş tamamlar. Bunu çok beğendim. Şöyle burada durduğundan tabii ki daha koyu oluyor ve konforu müthiş. Yani dudağımdan kayıyor şu an. Dudak yağı var ya, onu sürmüş gibiyim. Diğer rengini de görelim. O daha iddialı bir renkti. Geldik bir tık daha şu iddialı olan renge. Altta tintin şeyi birazcık var. Ama yine de anlayabileceğini düşünüyorum. Bu daha simli gibi mi acaba? Onun yapısıyla bunun yapısı farklı. Kesinlikle farklı. Aa, bu daha simli gibi. İçinde simleri var gibi. Bunu istediğim kadar kat kat uygulayabiliyorum ve uyguladıkça da renk daha böyle, nasıl diyeyim, şeftali pembe arası öyle bir aralığa gidiyor. Bütün seçimlerim zaten bugün birazcık böyle olmuş ama tint birazcık daha pembe ağırlıklıydı. Benim zaten kafamda şöyle bir şey vardır. Ya böyle pembelere gidecek ya şeftalilere gidecek. Mürdümler, işte daha koyu renkler, çok kahveler, bu aralar çok kullanmıyorum diyeyim. Oldukça fresh, kullanması çok rahat. Formülasyonun bir öncekinden bir tık daha farklı olduğunu düşündüm. Tek bir şatım olsaydı diğerine alacağım rahatlıkla söyleyebilirim. Yani şunu alırdım ve her makyajda uyardı. Kullandığım lip tint de harika, hissiyatı çok güzel ve böyle dudak dudak yapıyor. Onlara da bayıldım. Bu fara gelince yani bu çok gerçekten tatlı, hoş bir görüntü ama ben sürekli Koreli makyajı yapan bir tip değilim. Hani o yüzden bu far paletini ne kadar kullanacağız? Artık Instagram hikayelerinden takip edersiniz. Orada daha aktif olduğum için, daha anlık şeyler paylaştığım için oradan zaten yakalıyor olursun diye düşünüyorum. Son şeye gelirsek eğer, şu Amuse'un şu cushion fondötenine gelirsek de bu son derece aydınlık ve evet pek de böyle iz bırakmayan, bırakmadı ya ve oldukça oturdu. Neme doyuran çok iyi bir ürün. İçinde 38 faktörlü koruma olduğu için ikinci güneş koruma hattına geçilebilir diye düşünüyorum. İlkinde yine güneş kremini süreriz. 50'lik. Üstüne belki böyle ikinci seferde böyle bir şeyle hani cildi de tazelemek anlamında yapılabilir diye düşünüyorum. Tek başına tabii ki yeterli gelmeyebilir. Herhangi bir kaş ürünü vesaire kullanmadım. Olduğu gibi kaşlarım son halinde görmeni istediğim için. Valla çeyiz alışverişim böyleydi. Allığı zaten çok beğendim. Hani evet, hiç böyle şey olan bir şey yok. Yani elime gelen bir şey yok açıkçası. Allık da olduğu gibi oturdu. Sen göze neler kestirdin? Ya da hangilerini kullanıyorsun? Bana aşağıya yazabilirsin. Biz yine yorumlarda buluşuruz diye düşünüyorum. Öyleyse başka maceralarda, başka serüvenlerde buluşmak üzere. Kendine iyi bak. Hoşça kal.